Auz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. Kardeşler, Sikey Tasdiki Gaybiye sayfa 186. Bir de 194'te okuyacağım ama 186'dan başlıyorum. Risale-i Nur'un mühim bir rüknü olan Hafız Ali'nin rahmetullahi aleyh fikrasıdır. Aziz Ustadım Efendim, bu acip zamanın, yani öyle bir şey gözükmüyor şu anda, Güneş hava, acip zaman, baya şey, karnımızda tok, aç esahir. En büyük tehlikesi bu zamanın, hadis-i şerifle sabit olan ahir zamanda şimdi çok ehli sefaet ve gaflet dünyadan imansız çıkmak yarasını Allah Allah bu kafir için denmiyor ha? Müslümanın imansızlığında bahsediyor. Hadis-i şerifle sabit olan ahir zamanın ne özelliği var? çok ehli sefaat ve gaflet. Gaflet yani. Gafil Müslüman. Hakkı hak, batılı batılı bilse bile tarafkir olmuyor. E ne oluyor? Dünyadan imansız çıkmak. Yarasını lisani Kur'an-ı mucizül beyanla kabre iman ile girmek ilacı ile tedavi eden Risale-i Nur şakirtlerine bir hüceti katya bahşeden Risale-i Nur'a hizmet, acaba aciz insanların cüzi ve fazlı ilahi ile hizmetleri nasıl mukabel eder? Belki her iki cihette bir fazlı ilahidir diye buyurulduktan sonra, Nasıl gecenin zulümatında yanan bir nur ve bir ziya lisan-ı ile bütün ruh sahiplerini hatta en büyük pervaneleri dahi zulumatta nura çağırıp çıkardığı gibi. Risale-i Nur dahi lisan-ı kal ve lisan hal ve kal ile şeriat kılıncıyla manen idam olmamış ve zulumata boğulmamış, ölmemiş ehli ilim ve ehli tarikatı davet etmesi onun rahim ismine mazariyeti mazariyeti şenindendir. Hafız ne anladın abi? O küçük hafız. Abi dersin ortasına geldim. Tamam. Büyük hafız sen ne anladın abi? Ve bir de okuyayım. Bu acip zaman. Bazam ne var ya güneş ha işte. Arnavut köyünde güzel işte. En büyük tehlike varmış. Çünkü ahır zamandaymışız. Ahır zamanda olduğumuzu nasıl anlayacağız? Güneş aynı güneş. Dünya aynı dünya. Armut şeftali vermiyor. Dereler akıyor. İnsanlar doğuyor ve ölüyor. camiler açık. Ne özelliği var ki ahır zamandır? Çok sebebi var. Ahır zaman fitnesinin dermesinin çok sebebi var da. En acımasızı şu. Benim anladığım. Ee, hemen imandan küfre geçilebilmesinden kaynaklanıyor. Hemen. Eskide neydi? İman küfürün mesafesi kapalı. Işte açıktı çok böyle. Ee, Şak'tan garbada e, şeydi mesafesi şimdi diyor aynı dükkanda satılıyor adam hemen bir taraftar oluyor küfre imanı gidiyor ne olacak diyor bana bana göre diyor ondan sonra gidiyor ustadın tabiriyle hafız mektepten çocuğunu alır mektebe verir diyor ondan sonra iter çamura sonra anne babasına laf deyince, la, hürmet ve e, sadakatı kaybolunca bağırıp çağırıyor. E, hocam işte ne yapalım, hangi duayı okulayalım, A, e, çocuk e, elden evden gitti, bize isyan ediyor. Bildiği aldı. Şaka demiyorum ha. Mesela benden yaşlı İsa Hasan kardeş diyor, maalesef diyor, kızı kaybettik. Oysa biz evine derse gittiğimiz zaman, evine derse gittiğimiz zaman ortada oynayan, onun, onun bunun sırtına giden çıkan sırtına çıkan çocuk koltuklarda oynayan çocuk şimdi e, üniversitede bakıyorsun Olanı söylüyor. Tabi suyu misal misal değildir. Mecelle'de yazıyor. Yani ama e, şu, ahir zamanın en büyük sıfatı benim anladım bir daha söylüyorum. O kadar sıfatı var ki. Ana selü seyra sır bu asır vesaire bir sürü. Söylüyor hemen imandan küfre geçilebiliyor. Küfür. Hemen. Ama adam bilmiyor. 40 ve fiyattan bir, bir, iki tane kurtarmış. Eğer bu 40 ve fiyat kafir olsa hepsi gider. Bir iki kurtarmaz. Bu Müslüman. Nerede geçiyor bu? Ha? Sözümü, Neyi, yani, Oku bakayım. 1946 ha. Ha, 1946 senesine aittir. Kaç sene önce oldu? Matematik var mı? işletmeci. 74, 76. 76 sene. Kısacası ahır zamanın en büyük fitne olmasının özelliği imandan sonra, imandan böyle subliminal olsun, imandan sonra hemen küfre dönüyor. Ayette ne diyor mealen? Ne kadar da kolay ve çabuk döndürülüyorsunuz. Hatırladın mı? Hafız. İki hafızdan söylüyor ne kadar da çabuk döndürülüyorsunuz. Allah Allah. Ahir zaman fitnessin özelliği, iman, kendisi iman. O garanti. Sağlığı da iyi. Tansiyonu, kalbi, şekeri, kolostrolu çok iyi. Parası değil, altında araba var. İki de böyle arabayı da değiştiriyor. Çocuğu da bugün imtihana girdi kızı oğlu. Üniversite iyi fena, fena puan gelmez. Tamam. Ne var ya? Yani? Ya. Bu acip zaman. Yani şey olumsuz bir tabloyu benim fıtratımda yok. Olumsuzlamak değil ama bedihi bir şey de yapamıyorum. Es geçemiyorum. Böyle derste pek yapmıyoruz umumi derslerde. Bu acip zaman en büyük tehlikesi ahir zaman. Hadisi i şerifle de sabitmiş. Ahir zamanda ehli sefaat yani Müslüman namı altında ama onlar gibi yaşıyor Müslüman. Bak onlar gibi yaşıyor. Bir fark pek yok. Bir bak bakalım böyle tesettürlü kızla açık kız veya bir Müslüman aileyle mutedeyim bir ailenin evinin içiyle sefi bir aile. Çok küçük bir fark olur ya küçük bir fark. Ehli sefaat ve gaflet. Gaflet ne demek? bilip de bilmemezlik gibi. Yani gaflette cehalet yok. Cehalet denir. Gaflette var yani biliyor bilmemek gibi. Şeye benziyor Yalan yalanla yanlış arasındaki fark nedir? Ee, doğruya rağmen tersini söylemek yalan. Yalan söyleyen doğruyu biliyor. Doğru bilmiyorsa o yanılıyor. Yalan değil o. Gaflet hakkı biliyor. Ehli sefat ve gaflet dünyadan imansız çıkmak yarasını. Lisan-ı Kur'an-ı lisan kur Mucizül beyanla kabre İman ile girmek ilacı Risale-i Nur kabre imanla girmeyi. Çünkü ne yapıyor? Risale-i Nur'un en büyük özelliği bilgi vermiyor abiler. Allah aşkına burayı can. Bilgi vermiyor. En yani, yani, ilk birinci derece bu değil. Ee, hakkı hak, batılı batıl göstermekle tarafgilliğimizi oluşturuyor. Yani Kale Musa, Kale Firavun, Kale Musa, Kale Firavun. Bunu neyle oluşturuyor? Tarihçi hayatta oluşturuyor. Hak, batıl, iman, küfür. Musa, Firavun, İbrahim, Nemrut, Ustad, Süfyan. Böyle tarafkil. Bu işlenmese hak ve batıl karma olur. Dolayısıyla iştinap ediyoruz ondan. O, o taraftan iştinap. Düşsek bile, yapsak bile fikren taraftar olmuyoruz. O zaman korunuyorsun. Yani Risale-i Nur taraf oluşturuyor. Ve ma kunne muazibin hatta nebesen resula. Bak o da peygamber. E, mektubatta bu peygamber gelmedi ama geldi. Ve la terken ilerlezine zalemu fetemesen ve kumunlar. kumunlar. Doğru mu? E, hafif meyletmeyin diyor bak hafif hafif. Temesse, messe, dokunur. Cehennem dokunur diyor. Risale-i Nur neyimizi oluşturuyor? Tarihçe hayatla şunu yapıyor kale Musa kale Firav İbrahim dedi Nemrut dedi Asın imamı dedi Sufyan dedi Risale-i Nur Sufyan böyle tarafgirliği oluşturuyor. Ha, diğer günahlar itikada tarafkir olmamak şartıyla itikada dokunmuyor. Ve yani günah düştü, şunu yaptı, böyle yaptı. Şunu işledi, böyle yaptı. Yani Ha, net olsun. Nereden denk geldim? Diye tarafkir değil. Ama düşmüş. Razi de değil. Bu imanı var. Halis bir iman ki kerik görüyor. Ötekisi Aa, hangi zamandayız ya? O güne bu güne. Ol, bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. İşte. Oyun değil ki ya. Cenab-ı Hak öyle diyor ya ayette. Yel abun. Biz oyun oynamıyoruz diyor. O nerede geçiyor bu ayet? 16. mektubun sonunda kullanıyor yelabun. Yani biz oyun oynamıyoruz. E sen de oyun oynama diyor da. Yani Allah diyor ya bu kainatı biz yaratarak oyun oynamıyoruz diyor. Yani oyun oyalanmak zannediliyor. Demek ki eli sefaat ve gaflet dünyada imansız çıkmak yarasını lisan lisanı Kur'an-ı mucizül beyanla. Risale-i Nur nedir? Mucize olan Kur'an'ın lisanı bu zamanda. Bir daha Risale-i Nur nedir? Mucize olan Kur'an'ın bu asırdaki lisanı kabre iman ile girmek ilacını veriyor. Tedavi eden Risale, Risaletin i Nur şakirtlerine bir hücreti katıya bağış eden Risale-i Nur'a hizmet. Mesela Risale-i Nur'un bağış ettiğine delil şu. Bak abiler. Buradayız değil mi abi? Tahir, Zübeyir. Burada mıyız? Evet. Bak şimdi. Bir hak ve batıl olduğu zaman toplumda işte siyasette olur, fiilde olur, cemiyette olur. Yani bilim her şeyde nur talebi, hem zihninde dikkat dikkat var böyle. Ee, yani günahın kendisine bakmaz, itikadı görür hemen. İman küfür görür. İman küfür, iman küfür, iman küfür böyle hemen. Yani Vehhabiler gibi etiket böyle mur yok yani. Kafir, kafir, kafir değil. Çünkü Vehhabilerde iman ve küfür var. Ortası yok. Ortası itikattır. Çünkü niye? Ya budur ya budur diyor. Hayır. Ehli fetrettir. Gafildir. taraf Düşmüştür, tarafkirde olmuştur. Söylediğin zaman estağfurullah ya tobe, tobe ben onu kastetmedim. Bak hemen taraftar değil. Onu küfürle itham edemez. Mesela Vehhabiler ne der? Namaz kılınan kafirdir diyor. Oysa kebairdir yani. Günahkardır. Yani Risale-i Nur hemen bize ka, şey, sözlerin sonunda konferansta diyor. Dikkat latifesini inkişaf ettirmiş Risale-i Nur, Risale Nur, talebelerine. Hemen dikkat. İlk önce mesela trafik kazası geçirmiş adam hastaneye gitti. Doktorlar ne yapar ilk önce? Ee, ana merkezi aman ana şartelleri, hayatı yere bakarlar. Ayağı kırıldığıya bakmazlar. Kolu çıktı bakmazlar. Kalbine bakar, dimağına bakar. Değil mi? Parçalandı mı, pıhtı attı mı? Sen şimdi kalbine bakıyor, trafik kazası geçirmiş. Sen ki doktor bey bırak kalbini. Ayağı kırıldı ben gördüm ters çevrilmişti onu dikelim yapalım. Yani esasatı kaybeden teferruatta meşgul olur. Lubu bulmayan kışırıyla ile meşgul olur. Hakikati tanımayan hayalata sapar. Ee, sırat-ı müstakimi göremeyenler, ifrat tefritte düşen, mizansız ve muvazenesiz olanlar çok aldanır, çok aldatır. Risale-i Nur, Allah'ın bize ihsanı, Kur'an'ın ikramı. Allah'ın ihsanı, Kur'an'ın ikramı. İhsan ve ikram. Acaba aciz insanların cüz'i ve fazlı ile hizmetleri nasıl mukabele eder? Hakikaten öyle ya. Bizim küçük bir şeyle bu küfre karşı nasıl ya ne yapıyorsunuz ki oturuyorsunuz vesaire. İşte toplumdaki en nur talebelerin varlığıyla bu sistem değişir? Acayip bir şey işte. Topluma baktığınız zaman devletlere biraz kültürünüz varsa tarihi bilgi birkaç kişi yapmamış ihtilalleri. Bir tanesi yapmış diğerlerini koymuyor. Yani kadro işi bu kadro. Çekirdek işi, zihniyet işi, fikri, fikir iş, işi, ideoloji, idealist düşüncedir. İdeoloji ise eyleme dönüşmüş. Yani tek tük insanlar tarihi değiştirmiş. Mukabele eder. Belki belki her iki cihetle bir fazlı ilahidir. Beyan buyuruldu, buyurulduktan sonra yani Risale-i Nur ne yapıyormuş? Şimdi eylemde gösteriyor. Nasıl gecenin zulümatında yanan bir nur. Bak nasıl anlayacağız? Bu toplumda ki Risale-i Nur nedir Zübeyir? Gece zulümatında yanan bir nur ve bir ziya lisanı hali şefkiyle bütün ruh sahiplerin hatta en küçük pervaneleri dahi zulumatta nura çağırıp çıkardığı gibi. Mesela camı açtığın zaman kenar köşede yatan kelebekler var ya kelebekler. Pervane deniliyor pervane. Döndüğü için böyle. Onlar bile Işığı görünce hemen canlanıyor. Koltuğun arkasındaydı mesela. Gündüz. Işık yanınca gece. Hemen çıkıyor piyasaya. Ha, onları bile canlandırıyor. Rur, nur. Risale-i Nur da peki. Risaleti Nur dahi lisan-ı hal ve kal ile Risale-i Nur talebelerinin hareketi hakikaten davranışları ya. Çıkın piyasaya çıktığınız zaman Risale-i Nur talebelerinin lisan talebelerinin davranışları, davranışları, halleri, konuşmaları, yaklaşımları, tercihleri, dengeli vesaire ben yüceltmiyorum. Belli yani. Her şey de belli. risale Nur dahi lisan-ı hal ve kal ile şeriat kılıncıyla manen idam olmamış ve zulümatta boğulup ölmemiş ehli ilim ve ehli tarikatı davet etmesi. Mesela İzmir'in plakası kaç abiler? 35. Bak 35 okuyacağım Kastamonu'na. Bak şurada. Beşinci şua ehli ilmin imanını nasıl kurtarıyor Risale-i Nur? Bak umumun Risale-i Nur umumun Züheyr. Ve bilhassa ehli ilmin imanlarını tavsiye edip kurtarıyormuş. Ehli umumun bilhassa Umumundan daha mıyım? ilim var ya dini tamir davasındaki televizyonda çıkanlar. Bilhassa ehli ilmin imanlarını tahsiye edip kurtarıyor. Hani var ya şeyde geçiyor. üçüncü sürenin, üçüncü süre Alimran mıydı? Ben yazmışım böyle. Ey iman edenler! Allah'a kim? Ey iman edenler! Tamam ben Allah'a, peygamberine, peygamberlerine indirdiği kitaplara ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. Yani parantez aç. İmanınızda sebat gösterin. Ey iman edenler, Allah'a iman edin. Ya eyellezine amenu aminu billah. Ey iman edenler, Allah'a iman. İmanınızda sebat edin. Peki nasıl gidiyor iman? İşte eğer doğruyu konuşamayacaksan ya sıdk ya süküt. Konuşamayacaksan İmam Azam ne güzel demiş. Çekindiğin yere gitme. Gittiğin yere de çekinme. Eğer imanını iktiza eden, imanın iktiza eden şeyleri konuşamıyorsan oraya gitme orası senin yerin değil. Sefki zaruretle hadisatın fetvalarıyla onlar terk edilmez. Nedir o? ne yapmamız gerekiyor? Diyor ki Risale-i Nur gerçi umuma teşmi suretiyle değil. Herkes anlatmazsın bunu. Cumartesi dersinde şey yapmazsın. Ama hizmet edenlere söylüyor. Fakat herhalde hakikat İslamiye'nin içinde ceyran edip gelen esas velayet ve esas-ı takva, esas velayeti, esası ı takvayı, esas-ı azimet, esasat-ı sünnet-i seni gibi ince fakat emniyetli esasları muhafaza etmek, bir vazifeyi asletesidir. Sevki zaruretle hadisatın fetvalarıyla onlar terk edilmez. Ya. Bidatlarla hizmet edilmez vardı ya. Emirda 171'e bak Emirda 175'e bakar mısınız? Emirda 175. Tamam, mesele anlaşıldı. Yani bu hizmet eden kadrodan bahsediyorum ben ya. Risale-i Nur'u samimi olanlar yani içine girerim, daha hizmet ederim diyenler hizmete muhtaç oldular. İtfaiyecilik yapacağım diyenler itfaiye muhtaç oldu. İçine değil dışında yapacaksın. Onların içinde onlarla mücadele olmaz. Ustad Ankara'da meclisten çıktı. Gitti Erek ana gitti. Allah Resulü karşısına çıktı. Kulyayı yel kafirun karşısına çıktı. Karma hizmet olmaz. Erir gidersin. Çünkü güçlü. Niye? Bir şey olduklarına değil. Nefsane olduğu için o hayat ne zevke, nefse uygun olduğu için eriyip gider. Bak hizmet edeceğim onların içine girip de eriyenleri görmüyor musun? Erip gitmiş. 1, 63 Okur musun Hakim ne diyor? O dairenin haricinde ekseriyetle bu memlekette bu hususi ve güçlü ve yalnız şahsi hizmet veya marubane perde altında veya bir alara müsamaha suretinde veya tevrat ile din tahrifat içinde hizmet tam olamaz diye hadisat bize kanaat verdi. Evet bu. 63 muydu? Emir Davir. İki hatıradan birincisi ihtiya ihtiyari hanımlar hakkında ve her zamanda nüfuzunu ve katitesini gördüğümüz hadis-i şerifin beyan buyurulması bizleri ve çok alakadar kadınların sevindirdi. Cenab-ı Hak sizden ebeden razı olsun. Amin. O şeylere geçiyor değil mi? İkinci emirdağında. Ee, yaşlı kadınların dinine ittiba edin. Nasıl da hadis değil mi? Aleykum bi dini Yaşlı mutedeyin, ahır zamanda yaşlı dindar kadınların dinine ittiba edin diyor. Aleyküm bi dini acayiz. İkinci emirdağında. 31 miydi o civarlarda? Emir daha getirmedim gösterirdim. Getirsene onu. Bir onu, benim, ben ver ver. Eski burada. Ta, eskisi tamam. Bak. Ee, Aleykum bi dini acayiz. Yoksa 200 40 küsürde miydi? Neyse. O kadar da... 48, abi. 48 mi abi? Evet. 48. 20. Tamam. 48. Demek ki fazla okumuyoruz da. Şey. Evet. Tahir. Aleyküm bidina caiz. Ne demek? Ahır zamanda kuvvetli iman ihtiyar kadınlarda bulunur ki... Vay... Wow. O babaannelerimiz var ya alalarımız. işte yenge ne diyorsan yaşlı. Yani 60'ı geçmiş. 60'ı geçmiş. 60. Ne diyor? Ahır zamanda kuvvetli iman. Zübeyir dinliyorum abi. Harikasın. Ahır zamanda kuvvetli iman ihtiyar kadınlarda bulunur ki dindar ihtiyar kadınların dinine tabi olunuz diye hadis-i şerif ferman etmiş. Biliyor musun ya? Her şey belli be doktor. Sizde hani doktorlukta şey yapılıyor. Şu tahlil istiyorum, bu talil istiyorum, bunu istiyorum. Fazla ulaşmıyor. Kan talili, nabız talili, Tak 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 bir, bir yerde. Son ondan sonra yok bir şey. Kardeşim sende bir şey yok. Psikolojiktir. Niye söyledin Musa'lı? Her şey belli be. Tak 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 tak. Aleyküm iddin acayip. Bunu da niçin söyledim burada? Ve ustadın şesine benziyor, mektubuna benziyor bu. İkinci hatıra kafanızda da bunu koyun. Bunu Rüştü abi bana anlatmıştı. O da Zübeyr abi demişti. Bazı mektuplar ustat yazardı bize imza attırırdı derdi. Onun bir tanesini de söyledim. Şualar 15. şu anın sonundaki Mehdi tanımı var ya böyle 10-15 tane tarifi var böyle acayip. Şuaların sonunda, 15. şu anın sonunda tabii 15. orada ustat yazmış. Ya ama abilerin 6 tane ismi var. İkinci hatıra okuyorum ve kesiyorum. Ay şu kadar bir yer. İnşallah uzatmam. Gaflet saykasıyla. Abiler gaflet Müslümana aittir. Yani bilmenin alametidir. Unutmayın. Yalan nedir? Doğruyu bilmeye karşıttır. Doğru biliyor. Doğru bilmeyene yalan denmez. Cahildir, aldanmıştır. Gafletli bir şeydir. Ha, yalan doğruya rağmen. Gaflet ise hakka rağmen gaflet sayıkasıyla veya gözsüz el yardımıyla bazıların elmas serine cam parçası aldığı gibi. Mesela onu hangi yerde söylüyor? Bir gemi batmış. Gemide şey var, hazine var. Her çeşit. Adam gözü, gözü kapalı, dalgıç gidiyor, gemiye giriyor. Bir sürü odalar var. Bir azin, keribar görüyor, böyle çubuk gibi bir hazine görüyor. Çıkartıyor zannediyor ki hep bu. Evet. Sonra başkası dalıyor gemiye hazine çıkartacak. Yuvarlak. Bazısı küre gibi, bazı dikdörtgen gibi hazineler var. Oda, oda, oda. Ama diğer odalar bilmediği için çıkarttığı zaman küçük hafız. Sahne diyor ki bu gemi sırf bu hazinelerle dolu. Lan bir sürü hazine var ya. Çubuk şeklinde var, kare şeklinde var, yuvarlak var. Başka var, odun şeyleri var. Ceferler var. Çanak var. Bardak gibi şeyler var. Hep hazine. Ama gözüyle dalgıç böyle indi. El yordamıyla gitti bir tane gördü. Aa hep o bu gemi hep bununla dolu. Ne kadar yanlış. Aynı bunun gibi gaflet sayıkası ya. Bu ne demek biliyor musun? Bir tarikata bir şekilde adam girdi ya akrabasından dolayı. Evvel birisi okulda koltuğuna girdi. Nurculuk, tarikatçılığa, ne bileyim Ümmü Kelamca, Vehhabilere, şunlara bunlara girdi. Orada gözünü açtı. Şu beş sene sanki bütün cemaatları biliyor. Hepsini tahkik etti. Ondan sonra bir baktı olan hepsini tahkik ettim. Bu bana Ahmet olmaz. Bu kafam olmaz. Aa bu iyi. Bu da iyi ama bu da seçim. Öyle bir seçim yapmadık ki kolumuzdan birisi girdi çıktık geldik. Peki doğru olduğumuzu kim söylüyor? He? Doğru olduğumuzu her cemaat diyor ki ben yani şey yapacağız. Bakacaksın fıtratın olmayınca zaten kusuyor seni atıyor dışarıya ya. Bulunamıyorsun yani. Peki başka ne var? Başka izahım nedir? Kader kader. Herkes olması olduğu yerdedir. Kader. Okuluna giren arkadaş var ya, o da alet. E Kaderi alet olmuş. Seni buraya getirmiş. Seni oraya götürmüş. Seni oraya, o ötekisini oraya götürmüş. Liyakat bu. Kader susa, kader konuşursa irade-i cüz'e susar. Hep bu soruların cevabını arardım doktor ama çok kısa böyle söyleyebilmek cevabını çok zor buldum bunlara. Yani kanaat oldum. Demek ki kadersiz de düşününce, e tamam benim kolumda girdi, hakikaten ben okulda tanıdım. E bu cemaatin doğru olduğunu nereden bileceğim? İlk önce ben cemaat içinde farklı meşrepteydim. Yani Abdullah Yeğen abi, Hüsnü abilerin sonra işte onunla beraber Kurdoğlu abilerin beraber orada okuyordum yani. O o o kültürde büyüdüm, büyüyordum. Fakat fıtrat Rüşt abiye doğru şey yaptı, evirdi. E hepsini de görünce benim hakikaten fıtratım ona çünkü Rüşt abi de çağırıyorlardı talebe medresesine ders yapıp gidiyordum. 15 günde bir, ayda bir. Allah Allah. Atıflı ders yapıyor, izahlı ders yapıyor oraya oraya atıf yapıyor. Onu Risale-i Nur izah ediyor. Oysa biz buradaki kelimeyi görünce lukata bakardık. Ruş abi bu kelime diyor şurada diyor şöyle izah ediyor. Allah ilgimi çekti. Yani o süreçte sizde de olacak yani. Olur. Bir bakarsın hiç çekilmeyin yani. Fıtratınız neresi uygunsa tak diye tak. Zaten kader de yapacak. Sizin sizi de öğrendikçe, bildikçe ha, duymuşum, işitmişim. Bu bağına daha uygun. Daha uygunsa daha uygun. Allah selamet versin. Oyalanma. Niye söylüyorum? Ee, yani gemiye daldık. Hazineler var. Sif bu yok, sif bu yok, sif çubuk yok, sif yuvarlak yok. Hazine her şey var. Fıtratınızı yeter ki inşa edin. Bu dünyaya geldik gençler. Hatır için namaz kılınmaz, kartır için evlenmez, hatır için günah işlenmez, hatır için namaz kılınmaz, hatır için cemaat seçilmez. Hatir için arkadaş olur ama hatir için dost olmaz. Dost istersen Allah yeter. Kutsi yani böyle. Hatirin olduğu başka bir şeydir. Ama Allah'ın da hatiri var. Allah da söylüyor. Bedir ve Uhud'a katılanların bu Bedir ve Uhud'un hatırına Allah bütün geçmişlerini günah affettirdi. Bak ikinci olmaz dedim. Oluyormuş. Peygamber hatırına, Kur'an'ın hatırına diye dua etmiyor muyuz? Allah da yapıyor. Bak Bedir ve Uhud'un hatırına katılanların bütün geçmiş ve gelecek günahını affedilmiş. Hatır görüyor musun? Hatır var ya. Siz belediye başkanına ulaşmak için hatır kullanmak şer değil bak. Hatır var. Mesela e, Geylani'ye Mevlana Halidi Bağdadi'de, Bağdadi'ye Bağdat'ta icraat yapabilmesi için Geylani'ye hatır için İmam-ı soktular değil mi? Risale'de geçen ne söylüyor? Kur'an'da da var. Demek ki hatir var. Allah hatır. Yani bu hatırını sayıyor gibi. Ee, bazılarının yani hatır için bunda var, bu da var. Bu da var, bu da var. Bu da var, bu da var. Ee, ya nasıl olur diyordu. Ben de dinliyordum. Dedi ki ya kalbinde maraz olanlar Kur'an'da kendilerine ait ayet buldukları gibi e, niyetleri halis olmayanlar da Risale-i Nur'da da niyetlerine göre cümle bulurlar diyorlardı. bugün bu akşam. Çünkü Allah ayetlerinde diyor ki kalbinde maraz olanlar müteşabi ayete müracaat ederler. Mesela diyor Kur'an'da her şey Arabi'l-Mubin. Kur'an apaçık size beyan edildi diyor. Öteki tarzda başka ayette diyor ki bazı ayetler muteşabihtir diyor. Alimler ancak bilir diyor. İlimde Rus'u peyda edenler bilir. E ne yapacağız şimdi? Size apaçı Kur'an şey yaptı diyor. E, öteki tarafta Risale-i Nur'da çocuklara dahi bildirdi diyor. Öteki tarafta has, haslar var. Hastara hastır diyor. Yani niyetimiz neyse ona ait buluruz külliyattan delil. İzahta öyle ya. İzah edilmez. Doğru. Var. İzah edilir. Doğru. O da var. Kur'an apaçıktır. Hocalarla ders gerek yok. Doğru. Kur'an'da ayet var apaçık. Apaçık indirdik diyor. Öteki tarafta herkese her tarafa bakmıyor çünkü muteşabi ayetler var diyor. Peki kim hangisi bulacak? Niyetine göre bir tanesine yapışacak. Siz ne yapacaksınız? Bununla kaç etmeyeceksiniz. Hepsi doğru. Tamam Bayram. Bu rüyada bunu diyorlardı böyle de bilinen bir şey ama ben de duymuştum. He? Çok hoşuma gitti ya. Bugün bugün rastladım ya. Bu akşam. Yani sonra dedi ki e niye peki adam buna bunla bunla hücum ediyor? Bu da bunla böyle hücum ediyor. Herkes kendi meyline göre meşrebi ile mesleğini seçiyor. Meslek cemaattır, nurculuktur. Meşrep kendi maşapası yani kabı. Kabı yani. Kimisi kova ile alır, kimisi maşapa ile alır, kimisi bardakla alır. Meşrep maşrapa demek o nehir ise Allah'ın ilmidir. Kur'an'dır, Risale-i Nur'dur. Daldırırsın, bunu alırsın. Daldırırsın, bunu alırsın. Bu meşre, maşrapadır. Maşrapa. Bu nedir? Su meslektir. Maşrapayla aldığımız benim fıtratım bardak, içindeki Risale-i Nur'un hakikati. Bu kadar aldım. Ötekisi de daldırmış. Maşrapası büyük, bayağı su almış. Meslek nurculuktur. Meşrep bizim fıtratımız. Herkes bu derste hoşlanmaz. O olmaması lazım zaten. Hoşlanmaz. Ne diyor bu ya? Bu adam ne diyor ya? Doğru mu söylüyor? Doğru söylüyor tabii. Meşrebi ne diyor? Yan, yanlış. yanlış. Çünkü ona ait de delil var Külliyatta, buna ait de delil var. Ona ait Kur'an ayet var, buna ait de ayet var. Peki hangisini seçeceğiz? Meşrebi neyse Kur'an'ın tabiriyle kalbinde hasta olanlar müteşabih ayetlere başvururlar. Uygulayım eylemde. Televizyona dini anlatanlar eğer %90 sari, nas, açık olan mevzuları bırakıp %10 iştihadi meseleleri ele alıyorsa bu adam fitne ettir. Çünkü avamına avamınasa o iştihadi meseleleri onların önüne münazara edilmez. Nerede söylüyorum ettibatta? ehilleri nahillerinin ortasında diyor bu anlatılmaz diyor mektubatta söylüyor. 48. Sayfa mı neydi? Anladınız değil mi abi? Bak ne, ne güzel ölçüler var ya. Tan숩 yapmıyor. bu bu böyle de bu da böyle bu da böyle. Herkes meziyetine meşrebine göre yapacak. Gaflet sahibi ile veya göz, gözsüz el yardımıyla bazıların elmas eline cam parçası aldığı gibi Saadet Ebediye dükkanı olan Risale-i Nur'dan Saadet Ebediye dükkanıymış. Dü Risale-i Nur'dan saadet Dünyevi arama arama gelenleri ikaz ve irşat fık fıkralarınız. Yani mesela ustada geliyorlar. Dünyalık için dua istiyorlar. Ahiret için gelip müracaat etmiyor. Usta, usta da diyor ki ben ne yapayım diyor ya bunlara. Yani muhatap alsam bir şey diyor değil mi? yani kendimi deli olmam lazım. Onları muhatap alıp da kendimi deli etmek de ve onları da itham etmeye gerek yok diyor. Yani ben diyor canavarlara karşı çare imal ederken sineklerin ısırmasına ait benden şey istiyorlar diyor. Hatırladınız mı? Yani imanı kazanma ve kaybetme davası açılmış insanların bizim onu ona gayret etmesi gerekirken onu bırakmış kenara Hocam diyor işte, işte, işlerim kesada gidiyor diyor. Bugün diyor çocuk şey gir diyor diyor imtihanı tamam. Efendim Müslümana yardım etsin. Ama bir bakıyorsun bir tuhaf tuhaf ya. Yani neler var içime tutuyorum vallahi ya. Yani acayip Müslüman bu olma, böyle olmaması lazım yani. Ya. Mesela Allah Allah. Yani esasatı kaybetmemek lazım ya. Bazılar bazı şeyler var ki onu oynatmayacaksın ya. Oynatmayacaksın. İmanda olduğu gibi meslekte de öyle. Esasatına dokunmayacaksın kardeş. Bunun hassasiyet niye yok peki? Bazılarında evet bu hassasiyet oluşuyor şu derslerde de. Bazı insanlar ki işte, o hassasiyet mi oluşmamış da bu kadar rahat bir şekilde esasat üzerinde işte bazı yerleri tevhid edip, edip, mesela büyük hizmet yaparken hani neşir noktasında mesela çok rahat tevhid edebiliyor. Evet. Bunun sebebi ondan Kalbindeki mı yani şey bu kalp bozuldukça ben bugün şey yapacaktım. Bak size ne göstereceğim bak. Şu ben Siki Tasdik Gaybiye'de bütün kitabım böyle filistesini yapmışım 1983'te. Bak Siki Tasdik Gaybiye bak bu hepsinde var. Kastamonu, Emirdağ, Mestebi'nin hepsini böyle yapmışım. Yani insanın vicdanı niçin bozulur diye burada bir şey vardı onu okuyacaktım size de vazgeçtim. Kaçıncı maddeydi neyse. Yani vicdanlar bozulunca aklına o andaki halete var ya Risale-i Nur olmasaydı hani bazen diyorum ya Risale-i Nur olmasaydı adamların siyah kalplerinden uzanan elleri din adına öpecektik bu adamların. Kürsülere çıkıp televizyonlara çıkıp e, dini tamir davasında din tahripçileri. Yani haletine göre adam evde kavga etmiş, bir yere kabaya takmış veya bozulmuş, televizyonu açmış. Bir sürü şey yapmış. Haleti hassasiyeti gitmiş. Dindeki hassasiyeti gitmiş. Kürsüye çıkınca ne anlatacak? Kendi haletini anlatacak din adına. Bir daha söylüyorum. Kendi anlayışını ve haletini din diye sunacaktı. Ve bu adamın din diye bu Kara Kalplerin uzantısı olan Elini din din adını öpecektik. Ondan nimet bekleyecektik. Acayip bir şey ya. Sabahtan akşama kapalı çarşıda kuyumculuk yapıyorsun. Bu çirkev bu turistlerin içerisinde gelip de haftada bir işte akşam şey ev veriyorsun ya. Benden de yaşın küçük. Nasıl olmuşsa babandan kalmış diye. Ya akşama Beyazıt'ta kumcukta bu. O kalp mi kalır? O vicdan mı kalır? O maneviyat mı kalır? Nasıl olur? Nasıl oluyor? Veya bir nur talebesi geliyor mesela. Öpsi fo değil ki. Ya. Bizde de öyle. Bir Ne kadar şey. Bir şey bakmış böyle. Bir şeyler görmüş. Hani o, o e, remzi midir? imamıdır, mıdır? Telmi midir? işaret midir? salih midir? Sucunun, gusun, hattın, battın, muttalın. Yani bu nedir ya bu? Yani bunun makamı nedir? Tefrik etmene olmaz. Bazıları yanlış yapıyor. Böyle yaparak görmüyorlar bunu? İşte yani işte bizde de var ya hatta. Hassasiyet gitmiş. Gittiğine delil nedir? Olu orta ve olu orta konuşmasıdır haddini bilmeden. Vicdan bozulduğuna delil. Haddini unutarak olu orta böyle din adına konuşur. Sanki dinin kaynağıymışım gibi sanki dinin kaynağıymışım gibi, merciymişim gibi, ben dinin bütün sahalarına hakimmiş gibi. Arkadaşlar bu budur. Bunun dışında yoktur. Nasıl derim ya? Allah'tan korkarım ya. Bak biraz önce dedim. Yani kalbinde maraz olanlar ayet kendi söylüyor. Bir böyle buna başvurur. Bu da var. İkisini de söylüyorum. Kulana paçık size indirdi diyor. Öteki tarafta diyor ki muteşabihlerdir diyor bazı ayetler. Risalende de öyle. Bu hastara hastır diyor. Herkes diyor her dersten her şeyini her metebesini anlamaz diyor. Ama lisanı çok açıktır avama ve çocuklara da avam lisanı ile diyor. Ne ya ne meyli varsa iza var mı vardır, İza yoktur yoktur. İkisi de vardır kardeşim. Ne istersen o var. Bir daha okuyayım şurayı. Gaflet sayıkasıyla veya gözsüz el yardımıyla. Bazılarının elmas yerine cam parçası aldığı gibi Hizmetlerde de öyle, burada da öyle. Bir dükkanda, bir dershanelerde elmas satılıyor. Sen niye cama gidiyorsun? Saadet Ebediye dükkanı olan Risale-i Nur'dan Saadet-i Dünyevi aramaya gelenleri ikaz ve irşat fıkralarınız gece gündüz yol gözden umum Risale-i Nur şakirtlerini mesrur eyledi talebeniz Hafız Ali Rahmetullahi Ali. Burada kesiyorum. Sorusu olan var mı burada? Ee, sorunuz var mı? Zaten o seyit söylerdiniz. Vahir davahu menilhamdulillahi rabbil alemin. El-Fatiha temas salavat. Um. çok şükür